Bu dünya kimse yakalmaz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil melel ala ila yevmiddin. Devir Harun-u Reşid'in halifeliği, devlet başkanlığı olarak görev yaptığı dönemdi. O zamanın Fransa kralı halifeye bir gül fidanı hediye etmişti. Halife Harun Reşid bu gül fidanına çok itibar gösterdi. Gül fidanını bahçıvana verdi ve buna iyi bak, bahçeye dik, yetiştiği zaman da ilk çiçeğinden bana getir dedi. Bahçıvan gül fidanını bahçeye dikti. Gül fidanı toprağını sevmişti. Arada geçen kısa bir süre sonra çok güzel bir gül açtı. Bahçıvan gülü koparmak için o tarafa doğru giderken gülün dalına konmuş bir bülbül gördü. Bülbül yanık yanık ötüyordu. Bahçıvan bülbülün yanık nağmelerini işitince onun sesini ve güzelliğini hayran kaldı. Onu dinlemeye ve seyre daldı. Nasıl olsa uçar gider. Ben de gülü oradan sonra koparım dedi. Fakat ne yazık ki bülbül bir hayli öttükten sonra gülü darmadağın etti. Bahçıvan çok üzülmüştü. Ne diyecekti şimdi hükümdara? Doğru hükümdarın huzuruna çıktı. Şahit olduğu olayı anlattı. Ve üzüntüsünü dile getirdi. Halife bahçıvana üzülmemesini söyledikten sonra bu dünya yetme bulma dünyasıdır derler. Bu dünya bülbüle de kalmaz. Canı sağ olsun dedi ve bahçıvanı affetti. Aradan zaman geçti. Bahçıvan bir gün o bülbülü bir yılanın yutmakta olduğunu gördü. Doğru halifenin huzuruna çıkıp durumu anlattı. Hakikaten dünya bülbüle de kalmadı. Kalmadı. Efendim dedi. Halife Harun Reşid yine aynı sözleri tekrar eder. Bu dünya yılana da kalmaz. O da bir gün belasını bulur dedi. Aradan yine bir zaman geçti. Bahçıvan bahçeye sürüyordu. Aynı yılan bahçıvana çaldırdı. Bahçıvan yılandan daha çabuk davrandı. Elinde kürekle yılanı ortadan ikiye böldü ve öldürdü. Daha sonra halifenin huzuruna çıkıp bu olayı anlattı. Halife yine aynı şekilde bu dünya sana da kalmaz. Sen de bulursun bir gün belanı dedi. Böylece aradan yıllar geçti. Olacak bu ya, hükümdar suçundan dolayı bahçıvana kızdı ve idamına karar verdi. Cellatları çağırdı. Bahçıvanın ellerini vererek idam etmelerini söyledi. Cellatlar adamı alıp götürdüler. Hüküm ifaz edilmeden önce bahçıvana bir isteği olup olmadığını sordular. Bahçıvan bir isteğim var fakat onu ancak halifeye söylerim. Çünkü başkasına söylemem bir anlamı ifade etmez deyip halife ile görüşme yapmak istediğini anlattı. Bahçıvan'ı bu isteği cellatları çok şaşırtmıştı. Durumu halifeye bildirdiler. O da bu görüşmeyi kabul edip Bahçıvan'a ne diyeceğini sordu. Bahçıvan, sultanım, mesele bildiğiniz gibidir. Bu dünya bülbüle yılana bana kalmadığı gibi sana da kalmayacak. Sen de beni ufak bir sebepten dolayı cellatlara teslim ettin. Bu yalancı dünyanın sana kalacağını mı sanıyorsun? Bu dünya etme bulma dünyasıdır derler diyen sendin. Dedi ve söyleyeceklerinin bundan ibre olduğunu belirtti. Bu hatırlama halifeyi çok etkilemişti. Bu adamı idam ettirip de elime ne geçecek diyerek bahçıvanı affetti. Bahçıvan da bu şekilde idamdan kurtulmuş oldu. Ve ahir davana velhamdülillahi rabbil alemin.